işiniz var burada? Ne işim olacak kız? Evladımı görmeye geldim. Niye bez var senin elinde? Temizlik mi yapıyor? Sana ne ya? Sana ne? Hadi gidin buradan. Kızım o kadın sana ne hakaretler etti. Temizleme onun evini. Onun için diyorum ben sana. Niye kızıyorsun? Yaranmaya çalışıyor hala karıcığım. Kız Eylül, bu oğlan zenginim diye kandırmış ya seni. Bak, fakirmiş meğer. Terk et sen bunu. Bas tekmeyi kurtul. Yürü git lan şuradan. Ne oldu? Zoruna mı gitti paşam? Fakirsin işte, fakirsin. Hah, geldiler galiba. Gel kız Mesude, gel. Hoppa! Haramzadeler de işte geldi. Bak Mesude bak, ibretlik hayat dersi var burada. Yetim hakkı yersen işte sonu böyle olur. Lan dur. Serkan, 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 Serkan dur. Bırak. Serkan dur oğlum, dur anneciğim. Şş. Kemal, iyi misin? İyiyim kız, iyiyim. Yalan mı? Yetim hakkı yemedi mi annem baban? Bize zamanında neler dediniz? Siz daha rezilsiniz. O olsun size. Ya bana layık gördüğüm mahallenin insanları bunlar mı anne? Tamam kızım, hadi sen içeri git. Hadi anneciğim, hadi. Siz de defolun gidin buradan, sinirimi sizden çıkarmayayım. Aman gideceğiz, merak etme. Sana da güle güle otur derdim ama evin benimkinden beter. Hayt! Düşmez kalkmaz bir Allah. Benden de sakın komşuluk bekleme, o kadar diyorum sana. Defolun, defolup gidin buradan. Gir kız koluma Mesude. Hadi oğlum, biz de içeri girelim, şu eşyaları nereye koyacağız ona bakalım. Hadi hadi. Nasıl bir yer? İğrenç bir yer ya. İğrenç. Allah'ım ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Nasıl bir mahalle ya burası? Nasıl bir yer? Ama ben burada ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım ben burada? Nasıl yaşayacağım Allah'ım? Cemre, ay inanamıyorum ya, rüya gibi. Ya bunların hepsi senin değil mi? Bizim Meral'cim. Ya of çok güzel. Ay Cemre yumuşacık. Ya hemen 18 olalım. Bir an önce buraya taşınmak istiyorum ya. Zaman hemen geçsin. Efsane arkadaşlık bileklikleri çıkmış. Ya hem de best friend forever yazıyor. Gerçekten mi? Alalım kesin. Alalım ama sadece ikimiz.
Ömer ve Valen'e söylemeyelim. Tamam, tamam söylemeyelim. Sence oldu mu bu ya? Biz geldik. Acayip bir korku filmi aldık. E tamam, o zaman ben de pizzaları söylüyorum. E hani önce dergilere bakacaktık? Ay aman boş ver. Yarın alışverişe çıkarız, vitrin bakarız. Daha güzel bence. Doğru. Perdeleri de kapatalım. Kızlar var ya kesin korkudan öleceğiz. Ay Cemre, sen bugün burada kal ama. Ya ben sensiz uyuyamam. Tamam, o zaman ben bir babama sorayım. İzin verirse kalırım. Ay tamam. O zaman ben perdeleri kapatıyorum, siz de DVD'yi koyun. Alo babiş, nasılsın? Ya şey, bugün Defne'de kalabilir miyim ben? Cemre? İyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Şey, bizimkiler gelmeden mutfakta bir şeyler hazırlayalım mı? Tamam. Geç kızım. Sana bir tane battaniye getirdim baba. Nereden buldun o battaniyeyi? Şey, Rıhtan aldım. Bende bir tane fazladan vardı. Kızım soğuk gecelerde ikisine birden sarınır yatarsın. Hadi al onu geri götür. Ya baba olur mu? Bizim yurtta kalorifer var. Baksana burada soba bile yok. Kış iyice bastırmadan bir ev tutacağım son gün. Ya zaten buradan yemeğimi veriyorlar. Ev kiram da yok. Dışarıda bir çay bile içmem. Maaşımı aldım mı koyacağım kenara. Hiç merak etme. En kısa zamanda senin yanıma da alacağım. Ya az demeyeceğim, çok demeyeceğim, çalışacağım işte. Songül, sevinmedin mi kızım? Şimdi mi söylüyorsun bunları baba? Daha önce aklın neredeydi? Ha? Niye her aldığını içkiye yatırdın? Bir işe girseydin, adam gibi çalışsaydın, annemi rahat ettirseydin. Sen bizim ailemizi dağıttın. Her şeyi mahvettin baba. Songül, sen beni affetmedin mi kızım? Affetmen için ne gerekiyorsa yaparım. Annemi geri getirebilir misin? Bunu yapabilir misin? Ya benim annem öldü baba ya. Annemle birlikte çocukluğum öldü benim. Sen beni yalnız bıraktın bu hayatta. Ya niye böyle bir şey yaptın ya, niye? Songül, kızım biz bunları halletmedik mi? Edemiyorum baba. Hala seni affedemiyorum. Seni ne kadar çok sevsem de senden nefret ediyorum hala. Songül, kızım. Gençler, ya kalksanız hadi. Buraya partilemeye geldik. Müzik falan açın. Evet ya, rahat olun biraz. Burası artık benim evim. Evet, istediğimizi yapabiliriz ya. Yaşasın özgürlük. Ya arkadaşlar, iyi hoş da Serkanlar nerede oturacak şimdi? Yani böyle bir garip olmadı mı? Onlar başka eve taşındı kanka. Ya kızlar, bu arada akşam yurda döneceğiz değil mi? Neriman Hanım çok kızar. Hiçbir şey yapamaz. Bizim paramız var kızım. Hem Cemre'ye yağ çekmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ya Cemre, ben pek parti havamda değilim. Yani işte biliyorsun burası Serkan'ın eviydi. Yani çocuk orada zor şartlarda mücadele ederken bizim burada parti yapmamız, ne bileyim, sanki çocuğa kazık atıyormuşum gibi hissettiriyor. Ne alakası var ya? Ya sonuçta Serkan buranın benim hakkım olduğunu biliyor. Orası öyle de benim de içmesim yönünde. Cemre.
Cemre, zorlamayalım bence. Yani zaten Eylül'de yok. Gidelim yurda ya. Ya hayır, Eylül çağırırız. Ben geleceğini sanmıyorum Meral. Ben ikna ederim onu. Meral telefonu nerede? Orada canı sağ ol. Alo Eylül, ne yapıyorsun? Yatacağım Cemre, yorgunum. Biz de hepimiz yeni evdeyiz. Bak, burada benim ilk partim olacak. Ya tamam, Serkan senin sevgilin. Ama ben de senin kardeşinim Eylül. Kardeşinin evine gelmeyecek misin? Tamam, senin için geleceğim. Tamam, bekliyoruz. Geliyor. Bakın çocuklar, durumumuz daha kötü olur diye sakın endişelenmeyin. Ben sizi kimseye muhtaç etmem. Çalışıp kazanırım. Ya kapı gibi üniversite diplomam var benim. Ben de kendime part-time bir iş bulup çalışacağım anne. Aa, hayatta olmaz. Oğlum üniversite sınavın var. Dikkatin dağılmasın. Allah'tan okul paranızı peşin ödemiştim. Gerçi artık son yılımız. Bundan sonra üniversite. Hı-hı. Şöyle iyi bir de okul kazandınız mı? Oh, demeyin keyfime. Ya ne saçmalıyorsunuz ya siz? Gerizekalı gibi polyanacılık oynuyorsunuz burada ya. İsterseniz bir daha ayağa kalkıp dans edelim. He? Defne. Ya sen ne diyorsun ya kızım? Biz de çalışacağız işte. Ne yapalım yani, paramız yok diye ölelim mi Defne? Ya garsonluk mu yapacaksın Serkan? Aptal mısın oğlum sen? Defne doğru konuş benimle. Ya ikinizden de nefret ediyorum. Defne! Tamam, tamam, dur. Bırak oğlum. Gitme üstüne. Ben konuşurum onunla. Sen yemeğini ye anneciğim, hadi. Defne kızım, gelebilir miyim anneciğim? Ya gider misin? Uyuyacağım. Ya uyuyacağım dedim. Anneciğim, niye böyle yapıyorsun? Ben her şeyi yoluna koyacağım diyorum sana. Niye bana inanmıyorsun? Ya gider misin? Uyuyacağım. Tamam peki. Ben mutfaktayım. Konuşmak istersen. Gider misin? Uyuyacağım. Eylül, yesene. Ya Güney, sana bir şey sormam lazım. Biz şimdi yeni zengin olduk ya. Ya senin bazı tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Ne gibi konularda canısı?
Ya canısı sen zengin bebesin ya. Ya zenginler bir günü nasıl yaşar? Bana onu anlatır mısın? Ya kızım nasıl geçirecek? Normal insanlar gibidir. Sorduğun soruya bak. Kızma Songücüm, kız merak ediyor, haklı. Şimdi Meral'cim, biz zengin bebesi olarak sabah uyandığımızda öncelikle güne süt banyosu yaparak başlarız. Ondan sonra eğer üşürsek şömineyi yakarız ama öyle odunla kömürle falan değil, 200'lük banknotlarla yakarız. Ya dalga geçmeyin be. Tamam tamam. Şimdi bak mesela sabah kalktık. Öncelikle muhtemelen yardımcımız kahvaltı hazırlamış olur. Yardımcı derken? Hizmetçi demek istiyor. Ha hizmetçi. Ay Cemre, bu eve hizmetçi şart. Onu da bulmamız lazım. Tabii buluruz. Ay Meral ya, bir de yazıyor musun, alemsin? Başka? Okul yoksa ne bileyim işte bir kafeye falan gideriz değil mi Cenk? Tabii sonra da bir belki bir sinema, sonra bir yemek. Oyun falan oynarız. Akşam konseri kaçırırız belki. Hayatınız gülüp eğlenmek anısını satayım. Ya ben eski hayatımı çok özledim ya. Of bölmeyin bir. Devam et Can. Ya ben kitap falan alırım mesela. Yani seviyorum kitap okumayı. Kitap mı? Ya zenginler kitap okur mu be? Sen farklısın galiba. Eylül, Serkan nasıl? İyi. Yani üzülmedi. Ya da üzüldü ama belli etme, bilmiyorum. O kadar olgun ki bazen ona hayran kalıyorum. Öyledir benim arkadaşım. Boşuna şövalye demiyorum ben ona. Bir insanın hiç mi falsosu olmaz ya? Kıskanmasana. Tamam. Sen benim evim değilsin. Değilsin işte. Benim evim değilsin. 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 Cemre, cips var mı daha? Mutfakta var, ben alırım. Dur dur, ben alırım. Defne? Ne yapıyor bu ya? Defne. Görürsünüz. Görürsünüz. Ya hepimizi yakacak. Defne ne yapıyorsun? Defne sakin ol. Ya defolun gidin ya. Burası benim evim, benim! Gidin buradan! Defne saçmalama, sakın yapma, öyle bir şey yapma! Defne bırak şunu! Defne sakin ol, ne olur. Defne! Defne hayır! Defne ne yapıyorsun ya? Defne saçmalama! Defne ne yapıyorsun, yapma! Defne ne yapıyorsun? Defne! Defne saçmalama, Defne! Defne, Defne. Defne! Yardım et! Yardım et! Defne dikkat et! Dur!
dur, dur, dur! Tamam, 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 tamam. Önlük şunu hadi. Tamam. Depte iyi misin? Ya defolun gidin hepsi sizin yüzünüzden. Ya yardım edin. Ya sonum yardım edin. Bir şey söyleyelim, bir şey yapalım. Hadi gelin çabuk hadi. Gel içeri geç. Nefe sakin ol. Ya sonum yardım edin. Efendim Eylül? Serkan, biz sizin eski evin oradayız. Defne kaza geçirdi. Hemen gelmeniz lazım. Ne? Eylül ne diyorsun sen? Ne oldu Defne'ye? Ne oluyor oğlum? Ne olmuş Defne'ye? Biz yanık kremi sürdük ama siz yine de bir hastaneye götürün isterseniz. Niye yaptın anneciğim bunu? Ya parti veriyorlar diye. İnanabiliyor musunuz? Hem de biz evden kovar kovmaz. Biz ağlarken onlar gülüp eğleniyormuş. Öyle bir şey yok Serkan. Cemre davet edince kıramadık geldik. Ayrıca duydum kardeşim. Geçmiş olsun, çok üzüldük. Evet abi. Bir şeye ihtiyacınız olursa yanındayız. Böyle mi yanımdasınız siz? Ha? Bana ilk günden evimde parti vermişsiniz. Peki sen Eylül? Sen de gelmişsin, bravo. Sen üzgün olduğunda ben hiç eğlenemiyorum, biliyor musun? Serkan, sen yanlış anladın. Anne. Defne, hadi gidiyoruz. Hadi kızım. Serkan. Akşamdan beri kaçıncı arayışım? Üzülme Eylül. Ya siniri geçince anlayacaktır. Neyi anlayacak ki? Resmen onların acılarının üstüne eğlence düzenledik. İyi olmadı bizi öyle görmesi. Ne dese haklı. Ay 40 yılda bir eğlenelim dedik. Defne manyan ev yakacağını nereden bilebilirdik ki? Ya boşuna kendinizi üzmeyin. Neyse ya, konuyu kapatabilir miyiz? Kızlar, ben okuldan sonra babamın yanına gideceğim. Biraz kalbini kırdım, gönlünü almam gerekiyor. Ya sen de şu dilini azıcık tutsan Songül, bak hiçbir şeye gerek kalmayacak. Sen de üzülüyorsun sonra. Ne yapayım kader, hıncımı kimden çıkartayım? Ana babalarımız bu yüzden yok mu? Değil mi, haklısın. Bir işe yarasınlar. Aynen, hadi gidelim. Hadi. İnşaat çok ağır ilerliyor Vedat. Kışıca bastırmadan dış çepenin bitmesi lazım. Siz hiç merak etmeyin Selin Hanım. Ben işçilerin başında bizzat durup işin hızlanmasını sağlayacağım. Hoş geldiniz Selin Hanım. Ben de çay demlemiştim, buyurun. İstemez, sağ ol. Araba kullanmayı biliyor musun sen? Evet, biliyorum. Servis şoförüyüm ben eskiden. Uzun yol tecrübem de var. Oğlumun okuluna gideceğim.
Yolda birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım. Arabayı sen kullan. Tabii Selin Hanım, nasıl isterseniz. Kızlar, ben bir Serkan'la konuşacağım. Serkan! Serkan, beni bir dinler misin? Eylül, bırak. Bak Serkan, ben de ne yapacağımı şaşırdım. Aslında ben yurttaydım. Sonra Cemre aradı, çok ısrar etti. Beni seviyor musun Eylül? Tabii ki seviyorum. Eylül, ben ne zaman seninle başkası arasında kalsam tereddütsüz her zaman seni seçtim. Ya ben senin için ailemi bile karşıma aldım. Cenk, Güney, en yakın arkadaşlarım olmasına rağmen ben onları bir tarafa attım Eylül. Ama şimdi görüyorum ki sen beni o kadar sevmemişsin. Ya sevgili, şu Serkan'la konuşsana, Eylül affetsin. Bak zaten sen de biliyorsun, Eylül Cemre'nin zoruyla geldi oraya. Ya öyle de Songül, ayıp oldu aslında. Biz de gitmemeliydik bence. Ne diyeceğim ki ben şimdi çocuğa? Güney, annen geldi. Baba. Buyurun Selin Hanım. Toplayıver şunları. Tamam Selin Hanım. Baba ne yapıyorsun ya? Songül, bu hanım benim patronum. Oğlu da tesadüfen sizin okulda okuyormuş. Anne ne demek oluyor bu? Sen Selin Hanım'ın oğlu musun? Anne ne demek oluyor dedim. Ne bileyim oğlum, anlamadım. İnşaata bekçi diye gazete ilanıyla işe aldım. Yani tesadüfün bu kadarı. Ailece kurtulamıyoruz bunlardan. Songül'ün babası olduğunu nereden bileyim? Toplayacak mısın şunları? Tamam Selin Hanım. Sadullah amca, Sadullah amca. Ben toplarım lütfen. Baba bırak, toplama. Mahsustan yapıyorsun değil mi? Onurumu kırmaya çalışıyorsun. Ama bu şekilde onurumu kıramazsın, anladın mı? Ne onuru canım, anlayamadım. Baban işini yapıyor. Oğlumun sevgilisisin diye ona imtiyaz tanıyacak değiliz. Sevgili? Anne biraz gelir misin sen? Niye yaptın şimdi bunu? Öyle pat diye söylenir mi anne? Ne bileyim oğlum. Sevgili olduğunuzu biliyor sandım. Neden geldin sen bugün okula? Telefonunu evde unutmuşsun. Onu getirdim. Gerçekten bilmiyor muydun Songül'ün babası olduğunu? Nereden bileyim oğlum? İstiyorsan verelim çıkışını, gitsin. Başka bir iş baksın kendine. Yok, olmaz. Adamın işe ihtiyacı var, olmaz. Ama böyle de bir garip oldu, bilmiyorum ki. Alo.
Ay şimdi bildiğim fakir misiniz siz? Defolun gidin ya tepemden. Bundan sonra birlikte takılmayız, olur biter. Benim kimseye ihtiyacım yok, tamam mı? İstesen de aynı mekanlara gidemeyiz zaten. Paran yok, nasıl geleceksin? Döverim kızım seni. Defne, bırak değmez. Ya tamam, kızmayın. Aleyna boş boş konuşuyor zaten bence. Ya gerçekten çok üzüldüm Serkan. Ya ama yine de dünyanın sonu değil. Hem zaten böyle durumu kötü insanlar hayatta daha başarılı oluyormuş, öyle der babam. Bence sende de o potansiyel var. Sağ ol Merve. Merve ne oluyor ya? Yani bir şeye ihtiyacınız olursa elimden ne gelirse her şeyi yaparım. Ama sakın çekinmeyin, olur mu? Gerçekten bir şeye ihtiyacımız yok. İyiyiz Merve. Ama düşünmen yeter. O kadarını bile yapamayanlar var. Yok merak etme. Ben hep yanınızdayım. Sağ ol Merve. Baba, bu kadın bilerek yapıyor. Yani sırf beni küçük düşürmek için seni işe almış resmen. Yavrum, ben senin küçük düşmene izin vermem. Eğer istersen senin hanım geldiğinde söyler, işten ayrılırım ben. Hayır, çıkma işten. Zaten sabıkan var diye iş bulamıyorsun. Çalış tamam. Songül, şimdi o kadın öyle dedi. Sevgili falan. Sen şimdi o çocukla şeysin diye mi küçüğüne gidiyoruz çalışma? Ya yok baba, ne alakası var? Çalış tabii ki, çalışmak ayıp değil. Saçmaladım ben, boş ver. Ya Songül, şimdi bu sevgili falan bize göre şeyler değil kızım. Neler bize göre şeyler değil baba? Ben istemiyorum sevgili falan. Ya 12 yıl boyunca ben ne yaşadım sen biliyor muydun? Ben ne yaptım? Hastalandım mı, öksürdüm mü, ateşlendim mi? Hiçbirinden haberin yoktu. Şimdi gelmişsin, bu işler bize göre değil diyorsun. Kusura bakma da böyle bir şey diyemezsin baba. Beni eve bırak. Sonra inşaata dönersin. Tamam Selim. Buyurun. Ben yemin ederim bilmiyorum. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Babam ayrılmamızı istiyor Güney. Ya bu işler bize göre değilmiş. Ben ne yapacağım Meral ya? Bir şey düşündün mü? Yok. Bu ara gündem çok yoğun canısı. Sıra sana gelmedi. Benim bu kızdan acilen kurtulmam lazım. Vallahi gece rüyalarıma giriyor karabasan gibi ya. Daralıyorum evde. Anladım da şu an hiç sırası değil. Düşene bir tekme de sen atma. Zaten şu an psikolojisi çok bozuk. Hele 5 kuruşsuz kalınca daha fena oldu. Neredeyse kendini yakacaktı manyak. Nasıl yani? Ay öyle işte. Biraz idare et. Sonuçta Serkan'ın hatırı var. Yoksa o Defne hiç umurunda değil. Ya ne bileyim. Pahalı yerlere götürme. Ezilmesin şimdi. Simitçiye götür. Mutlu olur. Madem sen öyle söylüyorsun, ben de idare etmeye çalışırım birazcık.
Geliyor. Ne haber Defne? İyi işte. Ya takma kafana. Bak ne diyeceğim. Okuldan sonra işin yoksa simitçiye gidelim mi beraber? Ya dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bana layık gördüğün yer orası mı? Ben oraya gider miyim ya? Hiç gider miyim? Terk ediyorum seni. Ben iyi bir şey söylemeye çalışmıştım. Aa, olayı buymuş demek ki. Hadi gözün aydın. Güle güle kullan. Teşekkürler. Kaptan kolay gelsin. Buyur, hoş geldin. Ya bu telefonun bataryası hemen bitiyor. İnternette iki surf yapayım diyorum, çat kapanıyor. Ver abi bakayım. Bataryası bozulmuştur bunun. Değiştirelim. Çok tutmaz inşallah. Yok yok. Canım devir internet devri. İnsan girmeden yapamıyor. Hı. Haklısın. Merhabalar. Buyurun. Ben bunları satmak istiyordum da. Nereden buldun bunları? Benim eski telefonlarım. Al telefonlarını bas git. Benim abi ya. Ne verirseniz alırım. Vallahi şimdi polis çağırırım. Hırsızlık malı almıyorum ben. Hadi. Neyse. Hadi. Madem inanmıyorsun ben gideyim o zaman. Tövbe tövbe. Buyur kardeşim senin telefonun halloldu. Borcum kaç para? 50 lira. Bereketler senin. Hop hop genç. Nereye yolculuk? Abi vallahi bu mallar benim değil. Arkadaşım rica etti satmam için. Ne olur polisi falan arama. Ha öyle mi? Ay kusura bakma gidebilirsin o zaman. Bana bak benim canımı sıkma. O telefonların hepsini bana 100 liraya verirsen polisi aramam. Abi 100 lira çok az. Öyle mi? E o zaman ben... Arıyorum polisi. Kaçtı polisin numarası? 155'ti değil mi? Bak, çeviriyorum. Var. Tamam, tamam. Al. Ha, aferin. Bütün telefonlar burada. Önce bir hakkını helal et bakalım. Helal olsun. Heh, hadi bakalım. Yürü, ikile şimdi. Yürü, yürü. Ben bu telefonları değerlendirmesini çok iyi bilirim. Afiyet olsun. Ben sizinle konuşmak için gelmiştim. Müsaitseniz eğer. Konuşacak bir şey yok. Kızıma yanaşma o kadar. Olmaz. Ne demek olmaz? Bak böyle konuşup beni delirtme ha. Olmaz Sadullah amca. Çünkü biz Songül'le birbirimizi seviyoruz. Okul bitince evleneceğiz biz. Sadullah amca, bakın benim kötü bir niyetim yok. Songül'ü seviyorum. İsterseniz şimdi onu sizden isteyebilirim. Hemen şimdi burada. Yüzük takarız hemen. Evladım siz daha çocuksunuz. O köprünün altından daha ne sular akacak? İki gün sonra üzersin sen kızım. Üzmem. Üzmem Sadullah amca. Ben onu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Üzemem ki. Evleneceğiz biz onunla. Evladım daha küçüksünüz. Büyüyeceğiz. Büyümeyecek miyiz? Ben hemen evlenelim demiyorum ki. Sadece
Niyetimin ciddi olduğunu bilin istiyorum, o kadar. Allah Allah! Her şeyde bir cevap. Aynı Songül. Yok. Ben Songül gibi olamam. Songül bir kere çok akıllı. Sonra çok gururlu. Bazen sinemaya gidelim diyorum, istemiyor. Daha bugüne kadar bir pasta ısmarlayamadım, biliyor musunuz? Anlarsınız beni siz de. İnsan bazen kız arkadaşını bir hediye almak istiyor ama yok, izin yok. Ben de tamam diyorum. Ne derse tamam diyorum. Kulun kölesi oldum, anlayacağınız. Aferin kızıma. Böyle olacak tabii. Sadullah amcam, Songül'le arkadaşlık yapmamıza müsaade eder misiniz? Ama ben konuşacaktım babamla. Konuşacak bir şey yok Songül. Yani? Ben sana da, bu delikanlıya da güveniyorum. Arkadaşlığınıza müsaade ediyorum. Sağ olun, sağ olun amca. Baba! Kızım.